Bu dersimizde modern atom teorisi ile ilgili uzman test 1'in çözümlerini yapacağız. Toplamda 11 tane sorumuz var. Bu test çok güzel bir test. Şu açıdan çok güzel bir test. Sana ders anlatımında yani konu anlatımında bazı istisnai durumlardan bahsetmiştim. İşte bu testte hep o istisnai durumlar üzerine sorular var. Böylelikle güzel bir tekrar yapmış olacaksın. Bu açıdan testi çok dikkatli dinlemeye çalış ve önemli noktaları yakala. Tamam mı? Birinci soruyla başlayalım. 7A grubu elementleri ile ilgili verilen aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Standart şartlarda yani o da koşulları demek standart. Flor ve klor, flor ve klor gaz, brom, sıvı, iyot, kat halde bulunur. Bu doğru bir ifade. Bak güzel bir tekrar. Flor su ile etkileşerek HF asiti dediğimiz asiti oluşturuyor. Açığa da oksijen gazı çıkıyordu. Bu da doğru. Klorun hipoklorit iyonu ile dezenfektan özellik taşır demiş. Hani biz ne yapıyoruz suları klorluyoruz. Niye klorluyoruz? Sulardaki mikropları öldürmek için yani dezenfekte etmek için öyle değil mi? Bu yüzden dezenfektan özellik taşır. Doğrudur. Grupta elektron ilgisi en fazla olan istisnai bir durumdan dolayı klor olması gerekiyordu. Flor değildi. Evet elektron ilgisi sağa ve yukarı doğru artıyor ama bir istisnai durum vardı. Flor en yukarı ve sağda olmasına rağmen Klorun elektron ilgisi daha fazlaydı. Yanlışı sorduğundan dolayı cevap D şıkkıdır. Grubun son üyesi olan at ise radyoaktiftir. Evet astatin radyoaktif bir maddedir. İkinci soru. Azot elementinin bileşikleri NH3, N2H4, NO2, N2O3, N2O5 şeklinde sıralandığında hangi iki bileşiğin yeri değişirse azotun bileşiklerdeki yükseltme basamağı belli bir düzene girer diyor. Şimdi her birinin için yükseltgenme basamağını bulalım. Hidrojen ametallerle yaptığı bileşiklerde artı 1 değerli kalıyordu. 3 tane hidrojen olduğundan dolayı artı 3. E, toplam yük 0. Sağında sonunda bir şey yok bileşin. Azot ne olacak o zaman? Eksi 3 mü olacak? Şunun da eksi 3. N2H4'e bakıyorsun. Hidrojen 4 alıyordu. Artı 1 alıyordu ametallerle bileşiklerinde. Bu yüzden artı 1. 4 tane hidrojen olduğundan artı 4. Azot. 2 tane azot eksi 4 alması gerekiyor ki nötr olsun öyle değil mi? Bu yüzden her biri eksi 2 eksi 2'dir. Burada da eksi 2 değerli kalmış. NO2 incele. NO2 oksijen eksi 2 değerli kalıyordu. 2 tane oksijen var. O yüzden eksi 4 burası. Burada artı 4 olmalı öyle değil mi? Artı 4 olursa nötr oluyor. Yine N2O. N2O. 3. Oksijen eksi 2 alıyordu. 3 tane oksijen olduğundan dolayı eksi 6 olur. Burada artı altı olmalı, olması gerekiyor. Ama iki tane azot var. Her biri artı üç artı üç olsa artı altı yapar. Yani burası da artı üç olacakmış. Tamam mı? N2O5'e bakıyorsun son olarak. N2O5. Oksijen eksi iki alıyordu. Beş tane oksijen olduğundan dolayı. Eksi on. Azot ne olması gerekiyor? İki tane azot var. Artı beş olsa iki tanesi artı on yapar. Tamam bu da artı beş. Bak belli bir sıraya girmesi için azalanından artana doğru. Yani eksi üç, eksi iki. Artı 3 artı 4 dememiz gerekiyor. Yani NO ile N2O için yer değiştirmesi gerekiyor. Cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. X artı 3 Y eksi ve Z eksi 3 iyonlarının elektron dağılımı 3. periyot soy benzemektedir. Yani kaç elektronlu demek 3. periyot soy gazı? 3 tane periyot çiz. 2, 8, 8, 18 elektron demek değil mi? X artı 3, 18 elektronlu. O zaman proton sayısı 21 midir X'in? Evet. Y'ye geliyorsun. Y eksi. 18 elektron ne yaptı? 17 mi yaptı proton sayısı? Z incele. Z 3 eksi. Elektron sayısı 18. Proton sayısı da 15 yaptı. Tamam. X 4. periyot 3A grubudur diyor. 21 4. periyotun 3A grubu değil 3B grubu olması lazım. Çünkü elektron dağılımı ne ile bitiyor? Yazalım hatta şuraya. Say say para say para say dede desen. 2 2 6 2 6 2 1 D ile bittiğinden dolayı A grubu değil bir kere B grubu bu yanlış. Y 3. periyot 2A grubu elementidir. Elektron sayısı 17 nötralinin 2 8 7 3. periyot 7A grubu doğru. Z'ye bakıyorsun 15 şuraya 5 yazdığında 3. periyot 5A grubu bu da doğru. Cevap 2 ve 3 D şıkkıdır. Dördüncü soru oksijen ve flor atomları ile ilgili birinci yoğunlaşma enerjileri ve elektron ilgileri ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru karşılaştırılmıştır diyor. Önce grup ve periyotlarını bulalım. Oksijen 26'dan 6A ikinci periyot 6A. Florsa ise 2 ikinci periyot 7A mı? Yani şöyle bir periyot çizdin. Flor burada, oksijen burada. Şimdi elektron ilgisi ve yoğunlaşma enerjisi sağa doğru artıyordu. Bu yüzden ikisinde de Fuller oksijenden büyük olacak. Hangi şıkkımızda var bu? A şıkkında var. Bu yüzden cevap A'dır diyorsun. Beşinci soru. Periyodik cetvelde yerleri belirtilen atomlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hacmi en az olan X en fazla olan K'dır diyor. Hacim sola ve aşağı doğru artıyor. En sol ve aşağıda K en fazla K'dır. En yukarı ve sağa doğru X olduğundan dolayı en az da X'tir. Doğru. L bileşiklerinde eksi 1 alır sadece. Flor elementi yalnız eksi 1 alıyordu. Çünkü çok elektronegatifti. Bu da doğru. Yeni birinci yoğunlaşma enerjisi Z'ninkinden büyüktür. Y2A grubunda gördüğünüzde üzere 3 a grubu küresel simetrik özelliğinden dolayı Y Z'den büyüktür. Yani 2A 3A'dan büyük oluyordu. Doğru. K, Y ve Z metal olup K, Y, Z evet metal. Z'ninkinden metal olup erime noktalar arasında Z büyük, Y büyük, K. Metal ve sağa doğru yani hacim, küç hacim küçüldükçe erime kaynama noktası artıyordu. Doğru. Elektronegatifli en fazla olan L, en az olansa X'tir. Çünkü hiç yok. soygaz gaz e, bileşik yapmıyor diyorduk. K, e, pardon en az olan Z olamaz. Tamam mı? X olması lazım. soygaz gaz olduğundan dolayı e, ne oldu? E şıkkı yanlış oldu. Altıncı soru. X atomunun temel hal elektron dağılımında spin kuantum sayısı yani MS değeri eksi 1 bölü 2 olan 13 elektronu vardır. Buna göre x'in atom numarası hangileri olabilir diyor. Yazalım. Say, say, para, say, para, say, de, de desem büyük ihtimalle 13'ü bulacağız. Bak 2, 2, 6, 2, 6, 2, eksi 1 bölü 2 demek şunun yarısı kadar. Burada 20 tane oldu, 10 oldu. Şuraya da D3 de bitirsek aşağı doğru gitsi elektronların hepsi 13 mü oldu? toplam 13 tane eksi 1 bölü 2 oldu. Tamam. E kaç tane atom numarası kaç olur bu elektron dağılımına sahip x'in? 23 mi oldu? 23 olabilir. Bunun haricinde şu da olabilir. d 8 olsa mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 şöyle D8 yaptık. Bu şekilde de baktığında aşağı doğru olsa bunlar 23 tane yapıyor. Pardon 13 tane yapıyor. 23 ve 28 olabilir deriz. Diğerleri de olamaz. Cevap ne olduğu zaman 2 ve 3 C şıkkı. 7. soru. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir? Atomların en düşük enerjili ve en kararlı durumunu gösteren yapı temel al olarak bilinir. Doğru bir ifade. Hund kuralına göre atomlar eşit enerjili orbital türüne olabildiğinde çok sayıda eşlenmemiş elektron elektron sahip olma eğilimindedir diyor. Örneğin P'yi düşün tamam mı? 2P olsun. Ne yapacak? Önce tek tek dolduruyor. Eşlenmiyor. Daha sonra eşleniyor. Bu da doğru. Orbitallerin enerjileri en artı L değeriyle doğru orantılıdır diyor. Evet en artı L değeri arttıkça orbitalin enerjisi artıyordu. Doğru. Baş kuantum sayısı fazla olan orbitalin enerjisi fazladır. Böyle bir kural yok. Niye? 3D örneğin 4S'den daha fazla. Niye? En artı L değerini incele. 3 artı 2'den 5. 4 artı sıfırdan 4. Zaten bu doğru olacak olsa ile çelişirdi. Bu yanlış. Tamam mı? D şıkkı yanlıştır diyorsun. E'yi de okuyalım. Pauli dışlama ilkesine göre bir orbitalde bulunabilecek iki elektronun zıt spinin olması gerekiyor. Yani iki tane elektron varsa birisi artı 1 bölü 2'dir. Diğeri de eksi 1 bölü 2'dir. Öyle değil mi? Bu da doğru. Geçtik 8. soruya. X atomunun elektronları kuantum sayılarından hangisinin hangilerine kesinlik sahiptir diyor. En kötü ihtimalle 1s1 olsun. Mesela 1s1 olduğunda ne olacak? n'i en az 1. L'si en az 0. Daha eksisi yok. M'l'si 0 olabilir. Daha aşağısı yok. M'ls'i ya artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2. Bu yüzden bu kesin değil. Eksi 1 bölü 2 ise artı 1 bölü 2 de olabilir. N 1 de olabilir. Bu da kesin değil. L zaten S olduğundan dolayı 0 da olabilir. M, L ise en düşükte dahi Var. Bu yüzden bu kesinlikle vardır diyorsun. Cevap yalnız bir A şıkkı. Dokuzuncu soru. X, Y, Z elementlerinin kararlı yollarının elektron dağılımındaki son orbitelleri yukarıdaki gibidir demiş. X, Y, Z atomları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 3 içinde doğru değildir diyor. Hangisi 3 içinde doğru değildir? Hmm. Şimdi eee İyon hali böyleymiş. Yani bir elektron verince bu hale alıyorsa bu nedir? Normalde 4s1 3d 10'dur öyle değil mi? Önce 4'ten koparlıyordu. Bu yüzden bunun elektron dağılımı 29 mu yapar? Buraya kadar gelirsen say say para say para say e, dede para say dersen 2 2 6 2 6 1 10 toplam 29. 29 proton sayısı nötr halinin. E, şeye bakıyorsun. Art 3 ise bu şu değil midir? Say say para say para. Şimdi artı 3 hali bu. Tamam mı? 6 ile bitmiş. 3 tane kopartınca 3 tane koparmasaydı 4s1 3d pardon 4s2 3d1 olacaktı. Yani proton sayısı bunun 23 olacaktı. 4 tane ise 4s2 3d2 olması gerekiyordu. 4 tane kopardığı için bunlardan koparmış bu hale gelmiş. Bunun da proton sayısı 24 olacaktı. Hepsi de B, D ile bittiğinden dolayı B grubu elementi. B grubu olduğundan dolayı geçiş metalleri. E şıkkında ne diyor? Baş grubu elementi diyor. Hayır. Üçü de geçiş metali. E şıkkı yanlış. 3 içinde doğru değil. Diğer şıkları da inceleyelim. Oda koşullarında katı halde iletkendirler. Katı halde bunlara iletken dersin. E, doğru değildir soruyor. Bu doğru. Sulu çözeltilen metal oksitler bazen doğru doğru. Değişken pozitif yüke sahip olabilirler. Geçiş metalleri evet. Metal olduğundan dolayı oda koşullarında katıdır. Evet doğrudur. Geldin 10. soruya. Temel al elektron dağılımı verilen atomlardan hangisinin ikinci yoğunlaşma enerjisi en fazladır? Bak direkt gözüme C şıkkı şey yapıyor. Ben 1A'yı arayacağım. İkinci yoğunlaşma enerjisi en fazla olması için. Niye 1A'yı arayacağım? Çünkü 1A'da bir, bir tane koparttığın zaman artık soy gaza geçiyor. Bu kez ikinciyi koparmak çok daha zorlasıyor. O yüzden 1A olmayanları bir kere ele. 1A ne kaldı? İkisi kaldı. İkisi de 1A ama C daha yukarıda. Hani iyonlaşma enerjisi yukarı ve sağa doğru artıyor. Hem 1A'da hem de yukarıda olacak ikinci iyonlaşma enerjisi. Bu yüzden C'den koparmak çok daha zordur. Enerji de o yüzden daha fazla gerekir. 11. ve son sorumuz. Periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Hacmi en küçük olan y en büyük olan m'dir diyor. Hacim sola ve aşağı doğru artıyor. Ve doğal olarak en büyük olan m. Tam tersi yukarı ve sağ tarafta en küçük olan y'dir. Doğru. K'nın birinci yoğunlaşma enerjisi neyinkinden büyüktür? Şimdi 2A grubu oluyor burası. Burası da 3A grubu oluyor. 2A grubu 3A'dan daha fazlaydı. Küresel simetrikten dolayı doğru. K ve M'nin temel hal elektron dağılımı küresel simetriktir. K 2A grubu olduğundan küresel simetrik. M de 1A grubu olduğundan dolayı küresel simetrik. Evet. K, M, N ve Y'nin bütün bileşiklerinde sabit yükseltgenme basamağı vardır. Bak 1A, 2A, alüminyum sabitti. Flördü yalnız eksi 1 aldığından bu da sabitti. Evet. L'nin değerlik elektronları sadece 4. enerji katmanında bulunur. L şöyle bitebilir mi? 4S, 3D. Bak gördüğün gibi. 3. E, Katmanda da e, şey bulunabiliyor. Değerli orbitali bulunabiliyor. Öyle değil mi? Yani değerli elektron bulunabiliyor. Bu yanlış oldu. Cevap E şıkkıdır. Evet. Böylelikle e, uzman testimizin de sonuna geldik. 11 tane soru vardı. Sorular gerçekten çok güzeldi. E, üniteyi güzel bir tekrar ettik bu sorular sayesinde. Diğer derste görüşürüz. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. <laughs>